Merhaba gençler trigonometri birinci bölüm ikinci video ile karşınızdayız Ben orijinal yazarlarından durmuş Öğmen birinci videoya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı orijinal yayınlar adına teşekkür ederim arkadaşlar Evet başlıyoruz gençler birinci sorumuz bir trigonometri fonksiyonların aralığıyla ilgili bir soru şöyle bir hatırlatma yapalım sinüs alfa hangi aralıktaydı? 1 ile eksi 1 arasında. Kosinüs alfa hangi aralıktaydı? O da 1 ile eksi 1 arasında. Tanjant alfa ve kotanjant alfa. Değer kümesi nedir arkadaşlar? R sayılar. Burada en çok dikkat etmemiz gereken gençler sekant alfa ve kosekant alfa. Sekant alfa, kosekant alfa. Dikkat edelim. 1'e eşit büyük olacak. Eksi 1'e eşit küçük olacak. Yani eksi 1 ile 1 arasında değer alamaz. Neymiş arkadaşlar? Sekant alfa ve kosekant alfa eksi 1 ile 1 arasında değer almaz. Sorumuza dönelim. Artık çözmek çok kolay. Tanjant alfa ve kotanjant neydi değer aralığı? R sayılardı. O zaman A ve B şıkları istediğimiz değeri alacağından dolayı geçiyoruz. Gelelim C şıkkına. Sin alfa 3 bölü 7. Sinüs eksi 1 ile 1 arasında olduğundan dolayı 3 bölü 7 değerini alır. Edirne'ye bakalım. Kos alfa eksi 1 ile 1 arasında olduğundan dolayı 4 bölü 5 değerini de alır. Denizli'de arkadaşlar dikkat edelim. Sekant alfa 02 demiş. Sekant eksi 1 ile bir arasında değer alamayacağı için doğru denizdir diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Yine bir aralık sorusu. Şöyle bir kısa yol çözüm yapalım gençler. Birinci soruda ne demiştik? Sinüs x maksimum bir alıyorsa sin x yerine bir yazalım. A değeri 2, 2 çarpı 1 artı 3 artı 1'de 33 sinüs x minimum kaç alıyordu eksi 1 o zaman a değerimiz 2 üzeri 2 çarpı eksi 1 artı 3 artı 1'den 2 üzeri 1 2 1 daha 3 o zaman a'nın aralığı ne oldu arkadaşlar 3 minimum değeri 33 maksimum değer oldu doğru mudur o zaman bize alacağı en büyük ve en küçük değeri sorduğu için eşitlikten dolayı A'nın maksimum değeri 33. Minimum değeri 3'tür. Bize toplamını sormuş arkadaşlar. 3 artı 33 toplam 36. Cevabımız denizidir diyoruz. Bu arada gençler eşitsizlik yöntemiyle de bu soruyu çözebiliriz. Ben pratik olsun diye bu şekilde bir çözüm göstereyim dedim. Gelelim üçüncü sorumuza. Evet arkadaşlar. En çok karşılaşacağımız tarzlardan biri trigonometrik özdeşlik sorusu. Burada dikkat etmemiz gereken şu. 90 270 değerlerinde fonksiyonun ismi değişir. 180 ve 360 değerlerinde isim değişmez. O halde tek tek yapalım. Tanjant x eksi pi bölü 2. Dikkat edelim. Eğer tanjantın iç kısmını yer değiştirirsek fonksiyon önüne ne alırdı arkadaşlar? Hatırlayalım. Eksi alırdı. Şimdi bölgeye bakalım. 90 eksi x kaçıncı bölge gençler? Birinci bölge. Birinci bölgede, birinci bölgede eksimizi unutmayalım. Birinci bölgede tanjantın değeri artı. 90 kullanıldığı isim, isim değişecek. Yardımcı açımız x. Eksi de artının çarpımından eksi kot x diyoruz. Kotanjant 5 pi artı x. Bu arada 5 pi'nin esas ölçüsü nedir arkadaşlar? π'dir. Bunu birinci videomuzda söylemiştik. Kotanjant pi artı x. Pi artı x. 180 artı x. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti artı. 180'de isim değişmez. Yardımcı açımız x. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi x'i de inceleyelim. Aslında gerek yok ama inceleyelim. 270 eksi x 3. bölge. 3. bölgede sinüsün işareti eksi. Hocam 270 derecede isim değişir kos. Yardımcı açımız x. Şimdi gerekli yerleştirmeleri yapalım. Gerekli yerleştirmeleri yapalım. Tanjant x eksi pi bölü 2 ne çıktı arkadaşlar? Eksi kot x artı kotanjant değerimizi ne bulmuştuk? Kot x. Payda kısmımız 2 eksi kos x. Yukarı taraf 0 olduğundan dolayı ve kosinüs hiçbir zaman alt tarafı paydayı 0 yapamayacağından dolayı aşağı kısım 2 eksi kos x. Sonuç nedir arkadaşlar? 0'dır diyoruz. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Yine bir trigonometrik özdeşlik sorusu gençler. Hemen hatırlayalım. 90 artı x kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. 90 derecede ne oluyor? Gençler İşaret belirledikten sonra 90, 180 ve 270 durumlarına ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. 90'da isim değişir. Sinüs yardımcı açımız x. Yani sonuç itibariyle değerin eksi sin x çıkması lazım. Fakat karşısında ne yazıyor? Cos x yazdığı için birinci öncülümüz yanlıştır. Gelelim ikinci öncüle. Kotanjant 90 eksi x. Dok Pardon 270 eksi x. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti artı. 270'te isim değişir. Yardımcı açımız x. Bakalım tan x tan x. Evet o zaman öncülümüz doğru. Gelelim. 3. öncülümüze. 360 eksi x. Kaçıncı bölge? 4. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi. 360 derecede isim değişmez. Söylemiştik. Yardımcı açımız x. Biz ne bulduk? Eksi sin x karşısında ne yazıyor arkadaşlar? Sinx. Demek ki öncülümüz yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı yalnız 2'dir diyoruz. Güzel bir soru tipi arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Sıkça karşılaşacağımız bir soru tipi gençler. Bu değerleri çözerken 180, 270 kullanmak sizle ilgili olan bir durum. Ama en yakın açıyı kullanmak daha mantıklı ve daha hızlı sonucu ulaştırır. O yüzden gelin sorumuzu çözelim. Sinüs 160. En yakın açı 180 olduğu için ben 160'ı 180 eksi 20 derece diye ifade edebilirim. 160 kaçıncı bölgede gençler? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs işareti artı. 180'de desim değişmez. Yine sinüs. Yardımcı açımız 20 birinci hallettik. Gelelim tanjant 200'e. 200'e yine en yakın açı nedir? 180'dir tabii ki. 180 artı 20 derece diye yazabiliriz. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjantın işareti artı. 180'de isim değişmez. Tanjant 20 derece. Şimdi paydanın fonksiyonlarına bakalım. 290. 290 nedir gençler? Hocam 360 eksi 70 diye de yazabiliriz. 270 artı 20 diye de yazabiliriz. En yakın 270 olduğu için 270 artı 20 diye yazalım. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artı. 270 kullanıldığı için dikkat ediyoruz gençler. İsim değişir. Sinüs 20 derece. Gelelim bir diğer fonksiyonumuz kotanjant 110'a. 110 nedir? 90 artı 20'dir. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kotanjantın işareti, evet çok dikkat ediyoruz, eksi. 90'da isim değişir. Tanjant. Açımız kaç derece? 20 derecedir diyoruz. Gelin bunları yerleştirelim gençler. Sinüs 160 sin 20. Tanjant 200 tan 20. Kosinüs 290 sin 20. Ve kotanjant 110 eksi tan 20. Gerekli sadeleştirmeler yapılırsa sin 20'ler gider tan 20'ler gider sonuç eksi 1'dir diyoruz. Gençler eğer işaret hatası yapsaydık bak dikkat edin Denizli ve Edirne'ye işaret hatası yaparsak soru gider. O yüzden doğru nedir diyoruz. Edirne'dir diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi trigonometrik oran sorusu bölgeyi kullanmayla ilgili güzel bir soru tipi. Soru çözerken kesinlikle sorunun üst kısmında verilen bilgiyi dikkatli okumak gerekiyor. 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında vermiş. Demek ki x değerimiz kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. O zaman biz fonksiyonları alırken dördüncü bölgenin özelliklerini ve bu bölgedeki fonksiyonların işaretlerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tanjant eksi vermesinin sebebi dördüncü bölgede tanjantın eksi olmasından dolayı. Ve bir trigonometrik fonksiyonun değeri verildiği zaman üçgen çizerek çözeceğimizi birinci videoda göstermiştik. Şimdi tanjant x 5 bölü 12 verilmiş. Taban açımızı x alırsak tanjant neydi? 5 bölü 12 yani karşı bölü komşu. Hipotenüsümüz o zaman özel üçgenden 5, 12, 13. Şimdi bana sorulan sin x eksi cos x. Peki dördüncü bölgede sin negatif cos ne pozitif arkadaşlar. O zaman gelin yerine yazalım. İş, negatif olduğu için önce işareti. Sin x neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Yani 5 bölü 13. Parantez. Eksi. Cos pozitif olduğu için işaretini yazmamıza gerek yok. Kosinüs neydi arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs. 12 bölü 13. O zaman paydamız 13. Eksi 5. Eksi 12 daha. Eksi 17. Doğru cevabımız nedir? Denizlidir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar soru çözerken demek ki üst kısımda verilen bilginin ne kadar önemli olduğunu umarım anlamışızdır. Geçelim bir diğer sorumuza. Açı ortay sorusu. Geometri bilgisi gerektiren bir soru. Güzel bir soru. Ben iki yolla çözmek istiyorum bu soruyu çocuklar size. Çözüm 1. Çözüm 1. Dikkat edelim. Aç ortayın temel kuran neydi? 3'e 3K düşüyorsa 5'e 5K düşer gençler. Ve üçgenimiz dik üçgen olduğu için biz burada Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Pisagor yazacak olursak 3K'nın karesi artı 8'in karesi eşittir 5k'nın karesi. Doğru mu arkadaşlar? Buradan 9k kare artı 64 eşittir 25k kare. 9k kare karşıya eksi diye geçerse 16k kare 64. Her taraf 16'ya bölersek k kare 4 ve k değerini kaç bulduk? 2. O halde k değeri 2 ise demek ki kale uzunluğu 6, KM uzunluğu 10'dur. Üçgenimizi şöyle tarayacak olursak bize kos alfayı sormuş. Kos alfa o zaman nedir? Komşu 8 hipotenüs 10 4 bölü 5'tir. Birinci çözüm böyle yapalım. Çözüm 2 geometriden daha kolay çözebiliriz. Dikkat edelim gençler. Hem de bir hatırlamış olalım. Açı ortayın temel kurallarından biri şudur. Açı ortayın sol tarafında kalan dikme eğer sağ tarafa bir dikme alırsak bu dikme uzunlukları birbirine eşit. Peki devamı neydi? Dikme kollarına kadar olan uzunluklar da eşit. O halde bize LN'yi 3 vermişse o zaman burası da 3'tür. Ve tabanın 5 olduğunu biliyorduk, soruda verilmişti. E, o halde dik üçgenden 3, 4, 5 üçgeni ve köşe açımız alfa ise kırmızı üçgende kos alfa'yı yazarsak kos alfa komşu bölü hipotenüs'ten nedir arkadaşlar? 4 bölü 5'tir diyoruz. Aç ortayın özelliğini bilirsek sorunun ne kadar kolay olduğunu gördük. Güzel bir soru tipi, orijinal sarı testlerinden arkadaşlar. Evet gençler geçelim diğer sorumuza. Yamuk sorusu birinci videoda köşegenlerin dik olması ile ilgili soru çözmüştük. Burada da yamuk alt taban ve üst taban paralellerini kullanarak paralel kenar oluşturma ile ilgili soru çözeceğiz. Yamuk verildiği zaman soruyu kolay çözmek istiyorsak en köşesi ya da en köşesinden paralel kenar alarak çok kolay çözebiliriz. Biz gelin NK'ya bir paralel alalım ve paralel kenar oluşturalım. O halde NM uzunluğu 5 ise taban 5. NK uzunluğu 3 ise o zaman burası da 3'tür. Ve KL uzunluğu 11 birim olduğundan dolayı buraya ne kaldı gençler? 5 kaldı. Dikkat edersek 3, 4, 5. 3, 4, 5. O halde köşe açımız ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Ve burada bir dik üçgen oluşturduk. Kırmızı taradım. Bölgeye bakalım. Cos alfayı sormuş. Cos alfa neydi gençler? Komşu bölü hipotenüs. Komşumuz 4. Hipotenüs 5'tir. Doğru cevabımız 4 bölü 5'tir diyoruz. Kolay bir soru tipi. Sıkça karşılaşabilirsiniz. Yine bir trigonometrik özdeşik sorusu. Fakat verilen x artı y değerini burada kullanmak çok önemli. x artı y bize 45 derece verilmiş. Soruda verilen kosinüs 5x artı 4 diye. Dikkat edelim açı değerine. 5x artı 4 diye. O zaman biz 2 katını alalım. 2x artı 2'ye 90. Hala yetersiz kullanabiliriz. Bir 2 kat daha alalım. 4x artı 4 y 180. 4x artı 4 de 180. O zaman biz kosinüs 5x artı 4y'yi şu şekilde ifade edebilir miyiz? x artı 4x artı 4y diye yazacak olursak ne olur? 4x artı 4y'yi biz zaten biliyoruz. 180 derece bir trigonometrik özdeşlik sorusuna döndü. 180 artı x kaçıncı bölge? 3. bölge. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksi. 180'de isim değişmez. Eksi kos x. Demek ki bize aslında sorular neymiş gençler? Eksi kos x değeri soruluyormuş. Soru tanjant x'i bize 3 bölü 4 olarak vermiş. Yani bir trigonometrik fonksiyonun değeri verilmiş. Trigonometrik fonksiyonun değeri verilirse dik üçgeni çizelim. Taban açımız tabii ki x olacak. Tanjant ne? Karşı bölü komşu karşı 3, komşu 4 ise hipotenüs uzunluğu 5 birimdir. Bize sorulan eksi cos x'ti. O da eksi kosinüs komşu 4, hipotenüs 5. Doğru cevabımız 4 bölü 5'tir diyoruz. Güzel bir soru tipi gençler. Gelelim. Bunu birinci videoda özellikle 1 artı tan kare, 1 artı kot kare birim çember olarak üzerinde sıkça durmuştuk. Burada bir hatırlatmayla tekrar sorumuzu çözelim. Hatırlayalım. Ne demiştik? 1 artı tan kare alfa. Neye eşitti? Sekant kare alfaya. Peki bu da neye eşitti? Hocam 1 bölü kos kare alfa eşit. Doğru mudur? Peki 1 artı kot kare alfa neydi? Kosekant kare alfa. O da 1 bölü sin kare alfaydı. Şimdi gelin bunları yerine yazalım. Sekant kare x. Eksi. 1 bölü kot kare ne demektir? Tan kare demektir. Doğru mudur? 1 bölü kot kare nedir? Tan karedir. O da kime eşitmiş? A'ya. Sekant kare eksi tan kare. O zaman tan kareyi karşıya atacak olursak. Sekant kare eksi tan kare ifadesi kaç eşit olmuş oluyor? 1'e. Demek ki A değerimiz 1 gençler. Gelelim. ikinci öncüle. 2 İki bölü sin kare. 1 bölü sin kare neye eşitti? Kosekant kare eşitti. O zaman bu ne olacak? 2 kosekant kare x eksi 2 kot kare x ve 2 parantezin alacak olursak kosekant kare x eksi kot kare x oldu. Bu da kime eşit? B'ye. Peki kot kareyi karşıya atacak olursak kosekant kare eksi kot kare de 1 sayısına eşit değil mi? O halde B değerini de bulduk. B değerimiz kaç? 2. Onu da kutu için alalım. B değerimiz de kaç? 2. Gelin soruda yerine yazalım. B üzeri A. B üzeri A. 2 üzeri 1. Artı. Kökün derecesi B demiş. Yani 2. 4 A 4 çarpı 1. Bu arada kökün derecesi 2 ise biz buna kare kök diyoruz zaten. 4 dışarı ne olarak çıkacak? 2. 2 artı 2. O da cevabımız kaçtır? 4'tür. Birim çemberle ilgili ve trigonometrik fonksiyon özellikleriyle ilgili güzel bir soru tipi arkadaşlar. Orijinal yayınların özellikle arkadaşlar mavi testleri ve pembe testlerini mutlaka çözmenizi istiyorum. Çok farklı, özgün sorular mevcut. Çözdüğünüz zaman kalitenin önemine varacaksınız. Evet, gelelim bir sıralama sorusu. Yeni nesil diyebileceğimiz, kurgulu, özgün bir soru tipi. Bu soruyu çözerken önce hatırlatmayla başlayalım. Şunu bir hatırlatalım arkadaşlar. 0 45 90. Hocam neyi hatırla? hatırlıyoruz. Tanjantın cetvelini çizelim. Öncelikle şunu bilmekte fayda var. Tan 0 0, tan 45 1, 90 neydi? Tanımsızdı. Tanımsızdan ziyade tan 90'a yaklaştıkça aşırı şekilde büyür diyoruz. Ve biz şunu biliyoruz. 45 dereceden sonraki tüm tanjant değerleri birden büyüktür. 45 dereceden sonra 45 dereceden sonraki sonraki tanjant değerleri 1'den büyüktür. Bunu not olarak yazalım. Zaten 0 ile 45 arasında değerin 0 ile 1 olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Şimdi sorumuza dönelim. Ali kod 88. O zaman Ali tümler aç özelliğinden tan 2'dir. Doğru mudur? Zafer sin 90. Bu arada sin 90 arkadaşlar birim çemberde söylemiştik 1. Fatih kod 1. Tümler aç özelliğinden tan 89. Tan 89. Pelin tan 17 ve Serkan. Kod 13 tümler açı özelliğinden tanjant 77. Şimdi biz kendimiz bunu rahatlıkla aslında sıralayabiliriz. Daha soruya dönmedik arkadaşlar bakın. Sıraladıktan sonra soruyu çözmenin ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. En küçük en küçük Ali tan 2 çünkü tan 2 0 ile 1 arasında. 2 derece. Sonra en küçük kim? Pelin tan 17 olduğu için Arkadaşlar tan 77 ile tan 89 dikkat ederse 77 ile 89 birden büyük açılar. O zaman kim gelecek sıralamada buraya? Zafer gelecek tabii ki. Sonra tan 77 89 Serkan gelecek. Ve tan 89 en son Fatih gelecek. Sıralamamızı yaptıysak o zaman soruya dönelim. Artık soruyu çözmek gayet basit olacak. Kutular diyor soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru artacaktır. Soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru artacaktır. Zaten soruda şu şekilde ok yönleri gösterilmiş. Yukarıdan aşağıya doğru sıralanırsa diyor en altta zafer bulunur. Arkadaşlar eğer en altta zafer bulunacaksa, zafer bulunacaksa o zaman nasıl bir sıralama gelmesi lazım? A AP diye gelmesi lazım. Eğer bu AP şeklinde geliyorsa ortada A.P şeklinde geliyorsa geriye Serkan da Fatih köşelere kaldı. Ama bu durumda bozuluyor. Niye? Soldan sağa doğru artacak diyor. Serkan Ali'den büyük. O zaman nedir? Bu ifade yanlıştır. Gelelim ikinci duruma. Soldan sağa doğru sıralanırsa soldan sağa doğru sıralanırsa Pelin ortada bulunur diyor şöyle yazarsak bak sıralamamızı şuraya yapmıştık. Aynen bu şekilde yerleştirmeye çalışalım. Ali, Pelin, Zafer. Gerçekten soldan sağa doğru artıyor. Yine aynı şekilde kullanmaya kim kaldı? Serkan'la Fatih. Serkan'la Fatih'i de bu şekilde yerleştirirsek. Doğru mu? Pelin Serkan'dan da küçük, Fatih'ten de küçük ve Serkan Fatih'ten küçük. Yerleştirmene doğrudur arkadaşlar. O zaman ikinci öncülümüz kesinlikle doğru. Şartı sağlayan 3 farklı yerleştirme var demiş arkadaşlar. Şartı sağlayan 3 farklı yerleştirme var. Şimdi birinci yerleştirmemiz APZSF olsa ikinci yerleştirmede şunu yapabiliriz. Serkan'la Zafer'in yerini değiştirirsek APS ZF kontrol edelim. Pelin Zafer'den Zafer Fatih'ten küçüktür. Evet. Bu da oldu arkadaşlar. Peki şöyle olamaz mı? Hocam Fatih ile Zafer yeri değiştirebilir. A, P, F, P, S, Z dersek. Bakalım kontrol edelim. A, P'den küçük. P P'de F'den küçük. Tamam. Soldan sağ artmış. Gelelim yukarıdan aşağıya kontrol edelim. Pelin, Serkan, Pelin, <laughs> Pelin Serkan Zafer. Evet arkadaşlar ne dedik? Soldan sağa doğru artarken yukarıdan aşağı sağlamadı. Fakat fakat Serkan'la Zafer'in yerini değiştirsek. A, P, F ve Z, S yaparsak o zaman ifade ne oldu? Sağlandı. Ne demiş? Şartı sağlan. 3 farklı yerleştirme var demiş. Bu öncülümüzde nedir? Doğrudur. Doğrucağımız nedir? Ceyhan'dır diyoruz. Güzel bir soru tipi. Hemen hemen her özelliği barındıran farklı bir soru. Orijinal yayınlarından. Evet, gelelim arkadaşlar trigonometrinin temel taşı olan sin kare artı kos karenin bir olma durumunu çok farklı bir soru tipiyle göreceğiz. Hatırlayalım birim çemberde de söylemiştik. Sin kare teta artı kos kare teta'nın bir olduğunu söylemiştik. Bunu şöyle not içine yazalım. İfademize bakalım şimdi. Eksi kos artı kos verilmiş. Bunu kullanmak istiyorsak şu şekilde yapmamız lazım. Kosları karşıya atarsak. Kök içinde x eksi 2019 çarpı sin teta eşittir. 1 artı cos teta. Aynı şekilde x eksi 2019 çarpı sin teta 1 eksi cos teta. O halde dikkatlice bakarsanız 1 artı cos teta 1 eksi cos teta eşlenik. Ve İki kare farkını hatırlayalım. A kare eksi B kare neydi gençler? A eksi B çarpı A artı B de hocam. O halde taraf tarafa çarpalım. Bir artı kos bir eksi kos. Birin karesi eksi kos kare teta. Aynı olan iki kök çarpılırsa kök dışına çıkacağını mat 1'de köklü sayılardan biliyoruz. X eksi 2019 sin çarpı sin sin kare teta. Bu arada bir eksi kos kare teta şu kos kareyi karşıya atacak olursak ne olur arkadaşlar? Buradan sin kare teta'nın 1 eksi kos kare teta'ya eşit olduğunu görürüz. O zaman 1 eksi kos kare teta yerine sin kare yazıp sadeleştirme yaparsak x eksi 2019 1 buradan x değeri nedir? 2020 güzel güzel bir kurgu olmuş 2019 2020 eğitim öğretim yılı arkadaşlar. Güzel bir soru tipi. Evet gelelim son sorumuza. Bir parabol trigonometri karması. Yeni nesil diyebileceğimiz güzel bir soru tipi. Soruyu çözerken bazı özellikleri bilmemizde fayda var. Öncelikle bilmemiz gereken en önemli özelliklerden biri şu. Bir parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse, parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse, Deklemdeki B kısmı yani R kısmı nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla A kare eksi 1 eşittir sıfırsa A eşittir artı eksi 1. Bir. bir kez daha söylüyorum. Parabolün tepe noktası Y ekseni üzerinde ise B sıfır yani R sıfır. Buradan aynı bulduk artı eksi 1. Fakat parabolün kolları aşağıya doğru olduğundan dolayı kolları aşağıya doğru olduğundan dolayı A ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Dolayısıyla A nedir? Eksi 1'dir. Yani bizim parabol denklemimiz nedir gençler o zaman? Hocam eksi x kare ortası yok. Artı 12. Parabol denklemini bulduk. Artık yolu yarıladık arkadaşlar. Şimdi bunları yerine yazalım. x'e 0 verdiğimizde x 0 için y değerinin 12 olduğunu görürüz. Yani AO uzunluğu 12. Bunu yazalım. Yazdık. Şimdi bize soruda BC'nin AB'nin 2 katı olduğu söylenmiş. Demek ki bunu kullanmamız gerekiyor. AB'ye diyecek olursak BC uzunluğu nedir? 2K. Bunun verilmesinin en büyük sebebi geometrideki benzerliği kullanmak. B'den aşağıya bir dik alıp oraya H diyelim. Gelin benzerlik yapalım. 2'nin 3'e oranı 2'nin 3'e oranı BH'ın 12'ye oranı. Buradan BH değerini işleri dışarıdan kaç bulduk? 8 bulduk. BH değeri kaç çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Şimdi parabolde BH 8. Yani B noktasının ordinatı belli fakat apsisini bilmiyoruz. Apsisine x diyelim. O zaman B'nin koordinatı ne oldu arkadaşlar? X'e 8 noktası oldu. Biz biliyoruz ki parabol konusunda görmüştük. Parabol üzerindeki nokta parabol denklemini sağlar. Bx8 neyi sağlamış arkadaşlar? Denklemi sağlar. O halde bunu denklemde denklemde yerine yazalım. Neydi denklemimiz? Y eksi x kare artı 12 idi. O zaman y yerine 8 yazacak olursak x'imiz zaten x 12. Buradan x kare eşittir 4 x eşittir 2. x kaç geldi arkadaşlar? 2. Yani üçgeni şu şekilde kenara alayım. Çok rahat görmeniz için. Şurası k 2k ve şu değerimiz kaç? 2. E k'ya 2 düşüyorsa 2k'ya kaç düşer? Tabii ki 4 düşer parabolümüzün AO uzunluğunu zaten 12 olarak da bulmuştuk. Bize sorulan yere dikkatlice bakalım. Tanjant OAC yani şu kısım arkadaşlar. OAC dediği kısım A açısı. Tanjant ne? Karşı bölü komşu. 6 bölü 12'den 1 bölü 2. Bölü OC uzunluğu istiyor. OC uzunluğu zaten kaç bulduk? 6 bulduk. O zaman cevabımız ne? 1 bölü 12'dir. Çok farklı bir soru olmuş arkadaşlar. Hem parabolü kullandırma hem benzerliği kullandırma. Çok güzel bir soru tipi. Evet arkadaşlar ikinci videomuzu bu şekilde tamamladık. Bir sonraki videomuzda periyot teoremler üzerinde duracağız. Biz şu ana kadar gördüğümüz yere kadar olan trigonometri birinci bölümünü orijinal yayınlarının AYT kitabından sarı testler ve mavi testler bölümünde çok rahatlıkla çözebiliriz. Kesinlikle çözülmesi gereken bir yayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, evde kalın. Görüşmek üzere gençler. Saygıyla kalın.